Hayır, bana hiçbir şey yapmadılar. Hiçbiri bana elini sürmedi. Küçük bir yanlış bile yapmadılar. Düğün günümde beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum. Beni nereye götürdüklerini, amaçlarını hiç bilmiyorum. Beni neden kaçırdılar? Bunu hiç bilmiyorum. Sen 2 gün boyunca onlarlaydın ve sana hiç dokunmadılar mı? Bu nasıl mümkün olabilir? Yani sen bu anlattıklarıma inanmıyor musun? Ben inanıyorum ama insanlar bunları yaşayan bir kıza asla inanmaz. Bilmiyoruz onlar kimdi. Bunu yapmaktaki amaçları neydi? Kim olduklarını bilmiyorum dedim. Hiçbir şey bilmiyorum. Bunu onlara hiç usanmadan defalarca sordum ama bana tek bir kelime bile etmediler. Bu durumda bu soruya nasıl cevap verebilirim? Allah'ım, bana inanman için ne yapabilirim ben? Sultan. Sultan'a ne diyeceğim? Neyse. Sultan kim olduklarını mutlaka öğrenecektir. Çok çevresi olan biri mutlaka bana bunu yapanların kim olduğunu bulacaktır. Lütfen söyler misin? Sultan'la hiç konuştun mu? Ona eve döndüğümü söylemiş olmalısın. Sana ne söyledi? Söyledim. Ama neden beni görmeye gelmedi? Telefonum. Telefonu bir yere düşürmüş olmalıyım. Bana telefonunu ver, onu arayıp döndüğümü söyleyeceğim. Onunla hemen konuşmam gerek. Neden onu arayacaksın? Yani ben gidince çok endişelenmiş olmalı. İyi olduğumu görsün istiyorum. Sonra da ona bu hafta evleneceğimizi ve çok sade bir düğün töreni yapacağımızı söyleyeceğim. Artık onu unut. Aranızda bir şey kalmadı. Sen neler diyorsun? Sen de biliyorsun, birbirimizi çok seviyoruz. Evlenmek üzereyiz ve sen diyorsun ki onu unut. Onunla konuşmaya çalıştım ama maalesef ona söylediklerimin hiçbirini dinlemedi. Onunla bunları mı konuştun? Sana bir şey mi söyledi? Evet, söyledi. Çünkü düğünden kendi isteğinle kaçtığını düşünüyor. Dahası senin ahlaksız bir kız olduğunu söyledi. Ve seninle bütün bağlarını kopardı. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Bunu demiş olamaz. O başkaları gibi değil abla. Ne olursa olsun beni bırakmaz. Çok seviyor beni. Belki de beni. Onu yeterince tanıyamamışsındır Nagin. İnsanların nasıl olabileceği hakkında bir fikrin yok. Benim için bütün ailesini karşısına aldı. Benimle evlenmek isteyecek. Göreceksin bunu. Eğer onu ararsam tek bir sözümle her şeyi bırakıp yanıma gelecektir. Göreceksin bak. Hemen şimdi benimle evlenip buradan beni götürecek. Telefonun nerede? Telefonun nerede? Şu telefonu. Cevap vermiyor değil mi? Seni bu konuda uyardım. Artık unut onu Nagin. Bırak gitsin. Meşgul olabilir abla. Onu aramaya devam edeceğim. Aç şu telefonu. Aç lütfen, lütfen, lütfen. Sen kimi kandırıyorsun Nagin? Bak. Sana söylemiştim. Ben aradığımda çok meşgul olmalı. Alo. Sultan. Neredeydin Sultan ben? Sana beni bir daha aramamanı söylemiştim. Ne seninle ne de ahlaksız kız kardeşinle ilgim kalmadı. Bütün bu olanlardan sonra kız kardeşini kabul edeceğimi mi sanıyorsun? Onunla evlenmeyeceğim.
Söylesene, namuslu bir adam kendi düğününde başkasıyla kaçan bir kızla evlenir mi? Ben edepli biriyle evleneceğim. Ama asla karakter yoksunu bir kızla evlenmem. Şimdi anladın mı? Sultan, ben... Beni Nagin tanımadın mı? Nagin de kim? Ben öyle birini tanımıyorum. Sultan, lütfen. Lütfen kapatma. Seninle hemen konuşmam gerek. Lütfen, sadece her şeyi sana anlatmak istiyorum. Lütfen Sultan. Bana ne anlatabilirsin ki? Az önce seni tanımadığımı söyledim. Sultan, lütfen inan bana. Düğünden kaçmadım. Beni kaçırdılar. Yalvarırım, inan bana. Ben... Kur'an üzerine yemin edebilirim. Kötü bir şey olmadı. Yalvarırım, bana inan. Lütfen Sultan. Seninle konuşmak istemediğimi daha kaç kere söyleyeceğim. Şimdi telefonu ablana ver. Dinliyorum. Kız kardeşine söyle bir daha beni aramaya kalkmasın, tamam mı? Düğün günü birlikte kaçtığı kişinin yanına gidebilir. Bu saçmalığa bir son ver. Sana bir kadınla nasıl konuşman gerektiğini öğretmeyen değersiz bir ailede yetiştirildiğin aşikar. Ben değersiz bir ailede yetişmedim. Asıl ahlaksız senin ailen. Özellikle de karaktersiz kız kardeşin. Bir daha beni aramayın, tamam mı? Pehle tha churaya jo ghar tha phir banaya jo dil wahi kyon tod bhi diya hai dard ye uthaya jo mushkilon se paya jo phir usi ko chhod bhi diya. Güçlü ol Nagin. Senin bir kabahatin yok canım. Ben sana inanıyorum. Baban Nagi'nin onunla kalmasına izin vermeyeceğimi söyledi. Öyle bir babadan başka ne beklenir ki? Bütün bağlarını koparmış. Hayatı boyunca onu arayıp sormayan baba olanlardan sonra arkasında durur mu? Durmaz tabii, ama burada kalması da hiç uygun değil. Neden? Neden uygun değilmiş? Sen söyle. Sebebini bilmiyor musun? Ha? Bu kadar rezillik ve ahlaksızlıktan sonra onu evde nasıl tutarız? Zaten sorumluluğunu yüklenmemiz bile başından hataydı. Onun böyle bir şey yapacağı hiçbirimizin aklına gelmedi. Her gün bu kavgalardan bıktım, usandım artık. Buna dayanamıyorum. Bütün mahallenin dilindeyiz. Bütün saygınlığımı kaybettim. Ne yapayım? Su mu içeyim yoksa kendimi mi öldüreyim? Bir tavsiyem var. En iyisi kimsenin bizi tanımadığı bir yere taşınalım. Başka çare yok. Ya da iyi bir aile bulup onu bir an önce evlendirelim. Anne, şu anda ona evlilikten bahsetme ne olur. Durumu gerçekten kötü. Önce yaşadıklarını unutup kendine gelmesi gerek. Ama sultanın ona yaşattığı acıyı hiçbir zaman unutamaz. Sana bir şey diyeyim mi? Hiçbir erkek böyle lekelenmiş bir kızı kabul etmez. Peki bu arada sana onu kaçıranların kim olduğunu söylemedi mi? Ne diyecek? Ne demesini istersin? Kim oldukları ve bunu niye yaptıklarını söylemiş olmalı. Ya da ona ne yaptıklarını. Ona hiçbir şey yapmamışlar. Buradan nasıl gittiyse o şekilde döndü. Tabii ki Nagin sana bu şekilde anlatacak. Başkan ne desin? Çalan hiç çaldım der mi? Benim kardeşim asla yalan söylemez. Onun bu işte bir günahı yok. Yani kız kardeşin sana doğruyu söyledi. Sen kimi kandırmaya çalışıyorsun? Ha? İki gece onların yanındaydı. Ama ona kimsenin eli değmedi, öyle mi?
Ha, bu doğrusu bana hiç mantıklı gelmiyor. Yani biri onu kaçırdı, onunla iki gece geçirdi, elini bile sürmedi. Sonra da getirip onu evinin sokağına bırakıverdi. Senin kardeşinin bu anlattıklarına kargalar bile güler. Git ona sor bakalım neden kaçmış, kime kaçmış? Kimseyle kaçmadım ben. Ayrıca kimse elini bile sürmedi bana. Sizi buna nasıl ikna edebilirim? Buradan nasıl gittiysem öyle temizim. Kendi düğünümde kaçıp gidecek kadar aptal değilim. Ya da sultanı terk edecek kes, kadar. Kes! Onun adını anma. Artık senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Şu anda bana çok kızgın. Onu ikna edersen beni anlar. Ama hiç olmazsa siz bari inanın bana. Ben asla yanlış bir şey yapmadım. Düğün günümde beni neden kaçırdılar hiç bilmiyorum. Ama bana hiçbir şey yapmadılar, emin olabilirsiniz. O zaman seninle oyun mu oynadılar? Sen ne saçmalıyorsun ha? Şunu sakın unutma. Eğer bir kızın itibarı zedelendi mi bunun geri dönüşü olmaz. Sokağa çıkıp davulla bağırsan da hiç kimse sana inanmaz. Mahallenin bana inanıp inanmaması umurumda bile değil. Hiç kimseden karakterime not vermesini istemiyorum. Kendim gitmediğime sizi nasıl ikna edebilirim? Bu arada sultana gelince onunla konuşup ona masum olduğumu kanıtlayacağım. Yine mi sultan? Şimdi beni çok iyi dinle. Eğer bu kapıdan çıkarsan bunun sonucuna katlanırsın. Çıkacağım. Ne olursa olsun sultanla konuşacağım. Gidip ona bu yaşananlarda benim hiçbir suçum olmadığını söyleyeceğim. Benim hatam yok. Ona buraya gelmesini ve hemen benimle evlenmesini söyleyeceğim. Ve burada bana inanmayan insanlarla kalmak istemiyorum. Hadi, he? Çekil önümden. Görüyorsun değil mi? Dışarı çıkıyor. Ona engel ol. Bir şey yapmayacak mısın? Gittiğini görmedin mi? Hanımefendi beni dinleyin. Çekil yolumdan. Hanımefendi bu şekilde içeri giremezsiniz. Seninle hanımefendi lütfen. Seninle konuşmak istiyorum. Hanımefendi lütfen dışarı çıkın. Tamam sen gidebilirsin. Bana söyleyeceği şeyleri dinleyeceğim. Neden ben yokmuşum gibi davranıyorsun? Neden konuşmuyorsun? Daha önce ne söylemem gerekiyorsa söylemiştim. Neden buradasın? En azından bana hatamın ne olduğunu söyle. Eğer beni ikna etmek için geldiysen vaktini boşa harcamış olursun. Söyleyeceklerim bitti mi? Dinle. Benden şüpheleniyorsun değil mi? Bana istediğini sor. Hepsine cevaplarım. Bana bilmek istediğin her şeyi sorabilirsin sultan. Senden başka kimsem olmadığını biliyorsun. Bana anlatacakların hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yine de konuş. Masumiyetimi kanıtlamak için geldim. Ve bunu yapmadan buradan hiçbir yere ayrılmayacağım. Hatırlıyor musun? Telefonda beni almaya geleceğini söylemiştin. Sen olduğunu sanarak yanlışlıkla o arabaya gittim. Beni kaçırdılar sultan. Sebebi neyse kesinlikle bilmiyorum. Tek bildiğim hala eski Nagin olduğum. Bana ellerini bile sürmediler. Lütfen buna inan sultan. Bunu biliyorum. Neyi biliyorsun? Eskisi kadar temiz olduğunu biliyorum. Ve sana ellerini bile sürmediklerini. Ve sen hala o masum kızsın.
kız çok dikbaşlı. Bizi o kadar kolay dinlemeyecek. Mutlaka onu bundan vazgeçirmenin bir yolunu bulmalıyım. Bunun bedelini mutlaka ödemek zorunda. Bütün dünyanın göz önünde Müceddit Durani'ye hakaret edip aşağıladı. O çok saygın ve onurlu bir kız. Hiçbir şeyden haberi olmayan kız. Neredeyse aşık olduğunu söyleyeceksin. Biliyor musun? Aslında bana minnettar olmalısın. Namusunu lekelemelerine izin vermedim. Görev tamam patron. Bir şeye çok dikkat et. Eğer biri ona el sürmeye kalkarsa, hiç acımadan ellerini keserim. Yani aslında beni kaçıran sendin. Evet. Seni ben kaçırdım. Biz buna misliyle ödeme diyoruz Nagin. Buraya olanlar için özür dilemeye geldim. Lütfen aramızda geçenleri unutalım. Ben onurlu bir ailenin üyesiyim. Size yalvarıyorum. Lütfen beni affedin. Ne sanmıştın Nagin? Tek bir özürle kaybettiğim itibarı ve saygınlığı geri getireceğini mi? Seni kolay bırakmayacağım. Yaptığın hatanın bedelini sana misliyle ödeteceğim Nagin. Seni ibret için cümle aleme rezil edeceğim, göreceksin. Ama neden? Benim onurumla oynadın. Ne? Ne dedin sen? Senin onurun. Senin gibi basit kızların onuru olsa ne olur? Hı? Söylesene, seni özel kılan ne var ki? Herkesin önünde bana tokat attıktan sonra seninle evleneceğimi mi sandın? Aklını kaçırmış olmalısın. Benim ismim Sultan Durani. Sadece benim olmanı istediğim için ailemi karşıma aldım. Yani seninle evlenmek istedim. Ama karşılığında sen ne yaptın? Bütün dünyanın önünde bana tokat attın. Ha? Bütün itibarımı iki paralık ettin. Senin yüzünden millete karşı başıma eğdim. Benden intikam almak için bu kadar alçalabileceğin hiç aklıma gelmezdi. Hayatım boyunca senin kadar ucuz bir insanla karşılaştım. Yeter, bağırma!
Burası benim iş yerim. Boş yere bağırıp insanları başına topladığın otobüs terminalinde değilsin. Tek bir emrimle korumalar seni kolundan tuttuğu gibi dışarı atar. Anladın mı? Sen bu yüzüğü takmaya layık değilsin, tamam mı? Biliyor musun? Senin gibi kızlar sadece gönül eğlendirmeye yarar. Ama doğrusu sen buna bile değmezsin. Artık ödeşmiş sayılırız. Bu hatayı bir kez yaptın. Dünyayı başına yıktım. Bir kez daha aynı hatayı tekrarlarsan, yemin ederim bu sefer acımadan soluğunu keserim. Şimdi defol buradan. Biz buna misliyle ödeme diyoruz Nagin. Sen bu yüzüğü takmaya bile layık değilsin. Biliyor musun? Senin gibi kızlar sadece gönül eğlendirmeye yarar. Bu hatayı bir kez yaptın ve dünyayı başına yıktın. Bir kez daha aynı hatayı tekrarlarsan, yemin ederim bu sefer acımadan soluğunu keserim. Şimdi defol git buradan, hadi. Sultan! Allah seni hiçbir zaman affetmeyecek! Bu söylediğin doğru mu? Evet efendim. Ofisteki herkes onun nasıl aşağılandığına şahit oldu. Harika. İşte bu habere bayıldım. Bunun karşılığını alacaksın. Evet. Bugün damarlarında gerçek Durani kanı aktığını fazlasıyla kanıtladın. Sultan, seninle gerçekten gurur duydum.
Demek haberi aldın amcam. Biliyor musun oğlum, sana sarılıp seni tebrik edene kadar rahat bir nefes alacağımı hiç sanmıyorum. İyi bir iş yaptın. Harika. O ucuz kıza hak ettiği dersi vermişsin. Güzel. Bunu yapmak zorundaydım amcam. O kız herkesin önünde itibarımı iki paralık etti. Herkese rezil oldum. Şimdi de onun bütün hayatı rezil oldu. Haklısın. Hadi eve gel de bunu kutlayalım. Hemen gel, hemen. Nagin? Nagin, ne oldu? Sultan sana ne dedi? Orada ne oldu? Neden bir şey söylemiyorsun? Allah aşkına, hadi ne oldu, anlat. O insan değil. Canavarmış abla. Ne oldu Nagin? Her şeyi anlat bana. Neden burada tek başına oturuyorsun? Herkes partinin tadını çıkarıyor. Ne oldu babaanne? Neden benimle konuşmuyorsun? Dünden beri bana karşılık vermediğini fark ettim. Seni üzecek bir şey mi yaptım? Birilerinin yıkımını kutlamak bana göre değil Sultan. Ben sanıyordum ki Nagin'i Nermin kaçırdı. Gerçeğin böyle olmadığını anladım. Neden böyle yaptın? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Başına gelen her şeyin tek sorumlusu o. Boş versene babaannem. Her şey yolunda. Gel partinin tadını çıkar lütfen. Neden mutlu görünmüyorsun peki? Ne? Hayır, ben... Ben çok mutluyum. Neden mutlu olmayayım ki? Belki de dans edemediğimdendir. Mutsuzluğunu saklamaya çalışsan da halinden rahatlıkla anlaşılıyor. Nagin'in durumu daha da kötü oldu. Yaşadığı şeyleri atlatamıyor. Ne bir şey yiyor, ne bir şey içiyor, ne de benimle konuşuyor. İzin verirsen onu doktora götüreceğim. Neden doktora önce kendin gitmiyorsun? Yiyecek bir şeyler almak için bile paramız yok. Elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Ama yine de para harcamak istiyorsun. Doktorların ne kadar çok ücret istediklerine dair bir fikrin var mı senin? O senin kız kardeşin. Olanları unutmasını söyle. Artık her şey geçmişte kaldı.
Sultanın ona yaptıklarını bir an önce unutursa iyileşir. Üstelik Enver onunla evlenmeyi çok istiyor. Annesi bunu konuşmak için de bana uğradı. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Yaşadığı şeyler yetmezmiş gibi bir de Enver çıktı. Hem o adam sahtekar. Ama Nagin'i gerçekten çok seviyor. Dört gözle onunla evleneceği günü bekliyor adeta. Ve senin kız kardeşin bütün bu yaşadıklarından sonra bile Enver onunla evlenmek istediği için mutlu olmalı. Konuyu uzatmaya ne gerek var? Allah için ona zulmetmeyin anne. Bu şekilde hayatı mahvolur. Hayatını kim mahvetti peki? Daha ne kadar mahvolacak? Yeterince olmuş zaten. Hem sorumlusu biz miyiz? Onun için hep en iyisini istedik. Ona kim dedi gidip sultan gibi zengin bir adamın peşine takıl diye? Biz mi suçlu olduk şimdi? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne elimizde var ne avucumuzda. En azından yiyecek bir şeyler alabildiğimiz için mutlu ol. Bunu da bulamayabilirdin. Hadi ye yemeğini. Soğan yiyorum anne. Olsun sen ye. Şikayet etmeyi bırak. Soğan da nimettir. Nagin, Nagin ne oldu? Sultanın babaannesiyle konuşmaya, torununun bana yaptıklarını anlatacağım. Bütün herkes öğrenecek. Gerekirse polise de giderim. Nagin beni iyi dinle. Onunla başa çıkabileceğini mi sanıyorsun? Sana yaptıkları yetmedi mi? Bir kez daha mı başını derde sokacaksın? Hiç kimse umurumda değil. Nagin! Eğer senin için biraz olsun değerim varsa, vakit kaybetmeden gidip o kızdan özür dile. Aksi halde seni sonsuza kadar terk ederim ve bir daha yüzümü göremezsin. Beni bir yabancı için mi terk edip gideceksin? Hiç tanımadığın bir kız için mi yapacaksın? Ne zamandır bu kadar önemli oldu? Sen benim için hala çok önemlisin. Ama torunumun böyle davranmasına tahammül edemem. Gözlerimin önünde bir günah işledi ve ona doğru yolu göstermeme izin vermiyor. Hatanı telafi et. Hala geç değil. Bunun için vaktin var. Bir tokadın intikamını almak için masum bir kızın hayatını mahvettin. Evleneceğiz deyip masum bir kızı kandırdın. Onu kaçırtıp adamlığını mı kanıtladın yani? Adamlık bu mu? Bu rezil hareketi yapmadan bir kez olsun acaba adını, aileni, şerefimizi düşündün mü? Yaptın mı bunu söyle? Hayır babaanne, ben kesinlikle yanlış bir şey yapmadım. Bu yüzden zerre kadar pişman değilim. Demek o kızdan özür dilemeyeceksin. Hayır, dilemeyeceğim. Allah'ın gazabı sessizce gelirmiş sultan. Allah'tan da mı korkun kalmadı? Ben yanlış bir şey yapmadım babaanne. Nagin bunu önceden düşünecekti. Onu gerçekten sevdim. Bir kez onu görebilmek için otobüslerin peşinde divane oldum. Peki o ne yaptı? Bütün herkesin gözü önünde itibarımı zedeledi. Bütün sevgimi, saygımı, her şeyi ayaklar altına aldı. Bunu yaptığı için hala onu haklı mı buluyorsun? Bu yüzden neler kaybettiğimi hiç düşünmedin mi? Zaten çok sevdiğim birini kaybetmiştim. Ve artık bu da yetmezmiş gibi bu şehirdeki adımı ve şerefimi kaybettim. Bundan böyle birini sevebileceğimi mi sanıyorsun ha? Söyle. Torununun hayatını sonsuza kadar mahveden bir kız için endişeleniyorsun babaanne. Bak babaanne. Ben kötü biri değilim. Asla çok kötü biri olmadım. Bana gerçekten büyük bir yanlış yaptı. Ve ben ne yaptıysam ona verdiğim cevaptı. Ve biri bunun yanlış bir şey olduğunu düşünüyorsa yapacak hiçbir şey yok. Sultan!
Sultan Bey'le görüşmek istiyorum. Hayır, babaannesiyle görüşmek istiyorum. Fazilet Hanım mı? Evet. Kimliğinizi görebilir miyim? Tamam, geçin. Hoş geldiniz efendim. Babaanne. Sen. Demek buradasın. Başıma neler geldiğini bilmiyorsunuz. İşlemediğim bir günahtan dolayı beni cezalandırdılar. Biliyorum kızım. Ne? Siz de mi bu tuzağın bir parçasıydınız? Bu ev canavarlarla dolu. Allah aşkına bana karşı hiç mi merhametiniz yoktu? Ne cüretle bu eve gelebiliyorsun? Şimdi çık dışarı. Sultan. Eğer bir daha bu eve gelmeye kalkarsan seni öldürürüm, anladın mı? Bundan kötü ne yapabilirsin? Zavallının tekisin. Bak kapa çeneni. Git buradan, kaybol. Güvenlik. Hayır, gitmeyeceğim. Yaptıklarının bedelini ödemeden elimden kurtulamazsın Sultan Durrani. Aman Allah'ım, çok korktum. Eğer beni böyle tehdit ederek babaannemi evliliğe ikna edeceğini sanıyorsan büyük yanılgı içindesin. Senden sadece nefret ediyorum. Şiddetli bir nefret. Gerçek yüzünü öğrenince sana tükürmek bile istemedim. Hem sen kimsin ki bana nefret ettiğini söyleyebiliyorsun? Seni benden nefret edebilecek kadar bile adam olarak görmüyorum ben. Göreceksin. Bu basit kız hayatı boyunca seninle mücadele edecek. Tamam. Öyleyse elinden geleni ardına koyma. Hadi şimdi defol. Gideceğim. Ama medyaya bu aşağılık komplonun cevabını vermeye hazır ol. Sultan Durrani. Bu kız başını derde sokmaktan vazgeçmeyecek. Aman daha ne olacak? O kadar rezil olduk ki zaten. Bundan sonrası için dayanacak gücüm kalmadı. Daha ne duruyorsun? Git getir onu hemen. O aptal kız daha önce hakarete uğradığı yere gitti. Sultanın ne dediğini bana neden söylemiyorsun? Ne söyleyeyim sana? Nagin Sultan'ın evine gitmiş. Sultan Müceddit Bey'in yeğeni Nusret. Koskoca bir vekilin yeğeni.
Onu medya ve polisle tehdit etmiş. Beni arayıp oraya çağırdı. Umarım kardeşin yine hepimizin başını derde sokacak bir şeyi yapmamıştır. Tabii yapacak bir şey kaldıysa. Ah, sen... Oraya neden gittin? Kimseyle konuşmak istemiyorum abla. Hiç kimse peşimden gelmesin. Peşinden Nagin. Sor bakalım oradan neler Nagin, yaptın? Nagin dinle beni. Buraya gel Nagin dinle beni. Şuna bak kapıyı kilitledi. Nagin beni dinle. Buraya gel. Alo. Selamünaleyküm Sultan Bey. Evet geliyorum. Hemen geliyorum. Tamam tamam. Kıyafetlerimi çıkar Nusret. La gala O kız kim olduğunu unuttu galiba. Baksana kimi tehdit ettiğinin farkında değil. Onu ve bütün ailesini mahvedeceğim, göreceksin. Bana kalırsa onu kaçırmak yerine en başında öldürmeliydik, başımıza bela olmazdı. Az önce eniştesini aradım. Baldızının çenesini kapatması için ona para teklif etmeyi düşünüyorum. Sen merak etme. Aa, yapma oğlum, sen böyle ucuz insanları bilmezsin ki. İntikam almak için yapmayacakları hiçbir şey yoktur. Eğer medyaya gideceğini söylediyse gidecektir. Bunun için medya kullanışlı bir araç. Daha önce de bize karşı medyayı kullanmıştı, bunu biliyorsun. Eğer ona duyduğun öfkeye hakim olsaydın, şimdi bütün bunlar başımıza gelmezdi, değil mi? Her neyse, yine de çok geç sayılmaz. Çenesini kapatması için biraz para teklif ederiz, biter. Ama eğer yine kabul etmek istemezse... Bu 5 milyonluk bir çek. Bana daha önce de çek vermiştiniz ama karşılıksız çıktı. Benden şüphen varsa nakit de verebilirim. Hayır hayır, buna hiç gerek yok efendim. Tamam tamam. Bu çeki sana niye verdiğimi sormayacak mısın? Bu çeki bana niye verdiniz? Senin şu baldızın. Onu kaçırdığımı düşünüyor. Bana medyaya konuşacağını söyledi. Bütün dünyaya onu sultanın kaçırdığını ve ona yanlış davrandığını söylemekle tehdit etti. Bu kız kesinlikle aklını kaçırmış olmalı. Merak etmeyin, bunu hallederim. Benden izin almadan evden dışarı adımını atamaz. Bakın, onu 2 hafta içinde evlendireceğim. Ya da isterseniz onu babasına gönderebilirim. Bana ona ne yapacağını anlatıp durma artık. Medyaya gitmeyeceği konusunda beni ikna etmen gerek. Ne isterseniz onu yaparım efendim. Raşit, kulağını aç ve beni iyi dinle. Ben çok saygıdeğer bir aileden geliyorum. Ve bu saygınlığı korumak için can verip can alırız, tamam mı? Ben aslında baldızınla evlenecektim. Aramızdaki seviye farkı çok büyük. Ama yine de onunla evlenmek istedim. Ama o benim duyduğum sevgi ve saygıyı umursamadı. Yani düğün günümüzde evden kaçtı. Ahlaklı bir kız değilmiş. Bak, çok özür dilerim Sultan. Yani Sultan Bey. Ağzını açmayacağına dair size söz veriyorum efendim. Lütfen. İnanın bana, böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak efendim. Hiçbir zaman. İnanın. Onun için en iyisi bu.
Hadi git artık. Babaanne, ben seni almaya geldim. Hayır, olmaz. Seninle hiçbir yere gitmem. Hayatımı burada sürdüreceğim. Lütfen öyle söyleme. Senin için endişelendiğimi biliyorsun ve yalnızım. Tabii senin de yalnız kalmanı istemiyoruz. Bak, eğer senin için de uygunsa bugün seninle Nermin'in nişanlandığını duyurmak istiyorum. Şimdi bu da nereden çıktı amca? Şu anda psikolojik olarak böyle bir şeye hazır değilim. Biliyorsun daha... Yeter. Bu konuda ne bir itiraz ne de başka bir şey duymak istemiyorum. Bu konuda kesinlikle Müceddi'de katılıyorum. Hayatına giren bütün kızları mahvettin. Ama Nermin'in hayatını mahvedemeyeceksin. Çocukluğundan beri seni çok seviyor. Onunla evlenerek sana yaptığım iyiliklerin karşılığını ödemiş olacaksın. Bununla ne ilgisi var? Yeter. İstediğin her şeyi yaptın. Artık bunun karşılığını ödemen gerek. Bu sefer benim istediğimi yapacaksın. Değil mi anne? Kesinlikle. Nagin asla birini boş yere suçlamaz. Onları kendi kulaklarıyla duydu. Sultan intikam almak için onu kaçırdığını itiraf etmiş. Bence bu tamamen bir saçmalık. Ondan para aldığın için mi doğru olduğu halde yalan diyorsun? Evet. Şimdi kulağını aç ve beni çok iyi dinle. Gidip bunu annene de söyle. Kız kardeşim ona yapılan bu kötülüğü her yerde haykıracak. Ve sultan denen o ahlaksız cezasını çekecek. Çekecek ki ileride kız kardeşime yaptıklarını başkasına yapmasın. Ve şimdi kardeşimin yanında kimse durmasa bile ben onun yanındayım, tamam mı? Öyle mi? Bir daha sakın benim önümde kız kardeşinin lehine konuşma, duydun mu? Yoksa bunun bedelini ödersin. Biliyor musun? Sultanla onun evine gitmiş. Elinde fotoğrafları varmış. Eğer medyaya giderse o resimler ortalığa saçılır. Bu kesinlikle yalan. Kendini kurtarmak için sana saçma sapan bir hikaye uydurmuş. Ne olursa olsun ben kardeşime güveniyorum. Kız kardeşine zerre kadar inanmıyorum. Ayrıca güvenmiyorum da. Senin neyin var böyle? Bütün bu olanlardan sonra bile bu evde kalabiliyor çünkü o senin kardeşin. Neden bir türlü anlamıyorsun? Körü körüne ona inanıyorsun da bana inanmıyor musun? Sana ne kadar para verdim? Delirdin sen. Bana niye para versin ki? Sen deli değilsin ama utanmazsın. Söyle bana, utanmaz adam. Sultan sana ne kadar para verdi? Aklını kaçırmışsın. İkiniz de aklınızı kaçırmışsınız. Seninle konuşmanın bir anlamı yok. Bu kadar yeter. Benim yapacağım hiçbir şey kalmadı. Bu kadar aşağılanmak yeter. İstediğini yap. Ama benden bu kadar. Gidiyorum. Seni düşündüğümü nasıl anladın? Gerçekten şaşırdım. Doğrusu ben de bunu duyduğuma çok şaşırdım. Eminim bana bir işin düşmüştür. Bak, bana kızgın olduğunu biliyorum. Bunda da çok haklısın. Şimdiye kadar seni çok üzdüm. Ama Nermin, sana yemin ederim, yaptıklarım için çok üzgünüm. Senden beni affetmeni istiyorum, tamam mı? Bu akşam ne yapıyorsun? Ben biraz konuşuruz diye düşünmüştüm. İstersen akşam gelip seni alabilirim. Birlikte yemeğe çıkarız, ne dersin? Seni bekleyeceğim Sultan. Bütün üzüntülerini sana unutturmak istiyorum.
Görüşürüz. İstersen birkaç günlüğüne şehir dışına çık. Bunun için babamla konuşabilirim. Bana babamdan bahsetme. Eğer sana yük olduğumu düşünüyorsan buradan giderim. Artık kimseye yük olmak istemiyorum. Sen benim sorumluluğumdasın. Ben hayatta olduğum sürece kimse seni bu evden çıkaramaz. Benim asıl demek istediğim, gücüne tekrar kavuşup bütün olanları unutma. Keşke bu o kadar kolay olsaydı abla. Biliyorsun zaman en iyi ilaçtır. Zaman sana geçmişini, bugününü ve geleceğini düşünme fırsatı verir Nagin. Eğer babamın yanına gitmek istemiyorsan halamın yanına git canım. Eğer istediğin buysa gitmekten başka bir çare yok. Belki de olanları unutur, sultanı da affederim. Ama yanlış düşünüyorsun. Bütün hayatımı sultanı mahvetmeye adayacağım. Yarın sabah bir basın toplantısı yapmak için başvuracağım. Sonra bütün dünya Sultan Durrani'nin nasıl bir ahlaksız olduğunu öğrenecek. Geçen gün bana Photoshop'u çok iyi yapan bilgisayar mühendisi bir arkadaşın olduğunu söylemiştin. Evet, bu konuda gerçek bir uzmandır. Babamın fotoğraflarıyla da oynuyor. Sonra babam onları medyaya servis ediyor. Neden? Bunlar bazı fotoğraflar. Bu fotoğrafları istediğim gibi Photoshop yaptırmak istiyorum. Arkadaşınla hemen konuş. Sana ne istediğimi söyleyeceğim. Ama bir şeyi sakın aklından çıkarma. Bu fotoğraflar kesinlikle sosyal medyaya sızmamalı. İyi ama bunlar Nagin'in fotoğrafları. Evet. Artık aranızda her şey bittiğine göre onu neden bir daha rezil etmek istiyorsun? Tamam, gönder onları bana. Teşekkür ederim. Onunla konuşmaya çalıştım ama maalesef ona söylediklerimin hiçbirini dinlemedi. Kafasında sadece tek bir şey var. Ne pahasına olursa olsun sultandan intikam almak. Eğer bir kez daha herkesin önünde bu şekilde rezil olursak o zaman halimiz ne olur bir düşünsene. Ama ne yapabiliriz? Beni hiç dinlemiyor ki. Şu an şok geçiriyor ve hiç iyi değil. Aklı başına geldi artık. Onu nasıl durdurabilirim? İyi ama sen onun ablasısın. Eğer durumu iyilikle anlamıyorsa o zaman onun anladığı dilden konuş. Dinle. Bana kalırsa en iyisi. Bak Nusret. Sen basit bir kadınsın. Sultan Bey'in ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyorsun. Beni ölümle tehdit etti. Sadece beni değil bütün ailemi öldüreceğini söyledi. Lütfen kız kardeşinle konuş. Gerekirse ona yalvar. Diz çöküp Mena Kumari gibi ağla. Bu duygusallığının bedelini kanımızla ödeyeceğiz. Ne olursa olsun onu ikna etmeliyiz. Yoksa hepimizin sonu kötü olacak. Başımıza bunun gelmesini ister misin? Biliyor musun Sultan? Hmm. Beni kabul ederek bana dünyanın en büyük mutluluğunu yaşattın. Beni çok mu seviyorsun? Hı-hı. Hem de çılgınlar gibi. Çocukluğumdan bu yana sen sadece benim oldun. Biliyor musun?
Seni ne zaman özlesem hep gözlerimi kapatırdım. Sonra gözlerimin önüne sen gelirdin. Tıpkı bir çocuk gibi konuşuyorsun. Yoksa söylediklerime inanmıyor musun? Tabii ki inanıyorum. Öyleyse gözlerini kapat. Hı? Neden? Derler ki, gözlerini kapattığında sadece sevdiğin insanı görürmüşsün. Nermin, ama bu çocukça bir şey. Ben bir şey söyleyeceğim. Sultan, lütfen dediğimi yapıp gözlerini kapatır mısın? Doğru söylüyorum. Bunu benim için yap, lütfen. Tamam. Ne gördün? Sultan? Evet. Beni gördün değil mi? Evet. Bak, sana söylemiştim. Seni seviyorum Sultan. Nereye gidiyorsun Nagin? Basın toplantısına. Sultanı rezil edeceğim. Allah aşkına yalvarırım, bunu yapma. Atacağın yanlış bir adım bizi mahveder. Sana söylüyorum, gitme. Sultan bir canavar. Hiçbirimiz önünde duramayız. Bir erkek bir kadından intikam almak istediğinde tıpkı yılanlar gibi seni zehirlemeden yakanı bırakmaz. Allah aşkına lütfen gitme. Sonu kötü Neden olacak. Neden ondan bu kadar çok korkuyorsun? Sultan bize hiçbir şey yapamayacak abla. Dün akşam Raşit'le konuştum. Sultan onu tehdit etmiş. Hem de neyle biliyor musun? Neyle abla? Hepimizi öldürmekle. Umurumda bile değil. Ne itibarım, ne de hayatım. Yangın bir kere çıktı mı öyle tehlikelidir ki neyin yanıp yanmadığını göremezsin. Bana onca acı çektirdi. Bana saygısızlık etti. Ve dünyada mutlu mesut şekilde yaşıyor. O maskeyi suratından indireceğim. Bu yüzden artık bir tek amacım var. Sultanı mahvetmek. Allah aşkına bana engel olma. Pekala. Madem başını derde sokmak istiyorsun, git hadi, git. Git de hepimizin hayatını mahvet. Ne yüzle beni aradın? Elimde bazı fotoğraflarım var. Medyaya konuşmadan önce onlara sevgiyle bakmanı istiyorum. Ne fotoğrafı? Thank you.
Sizin isminiz Sultan ve çok zenginsiniz. Neden sürekli bizimle uğraşıyorsunuz ki? Bizler sıradan insanlarız. Allah aşkına lütfen buna bir son verin, lütfen. Sizin peşinizde olan ben değilim. Asıl siz benim peşimdesiniz. Şunu iyice anlamanı istiyorum. Önümüzdeki hafta evleniyorum ve bu yüzden yapacak bir sürü işim olacak. Ve bu sefer de bir şey olursa, seni ve aileni mahvetmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Siz hiç merak etmeyin efendim. Asla öyle bir şey olmayacak. Ama lütfen o fotoğrafları medyaya sızdırmayın, yoksa bütün saygınlığımı kaybederim. Ayrıca benim de bir kızım var. Bu durum onu çok kötü etkiler Sultan Bey, lütfen. Nagin'e söylemeni istediğim bir şey var. Artık saygınlığın onun ellerinde. Ona çenesini tutmasını söyle. Hı? Tamam Sultan, Sultan. Sultan. Şimdi neden onun peşini bırakmanı istediğimi anladın mı? Bu adam bizi mahvetmek için her türlü ahlaksızlığı yapar. Sultan Durrani bir kızın onunla baş edemeyeceği kadar tehlikeli bir adam. Lütfen artık anla. Seni karalamak için fotoğraflarla oynayan bir adam her türlü seviyesizliği yapabilir. Ona engel olabilecek bir şey yok. Düşünsene, o fotoğrafları medyaya sızdırsaydı ne olurdu? Derdini kime anlatırdın? Bütün şehre posterini dağıtırdı. O zaman bırak bu şehri, bütün dünyada saklanacak bir yerin bile olmazdı, anlıyor musun? Sakın bunu yapma. Gitme. Kes şunu Sultan. Hı? Daha ne kadar içeceksin? Yengem seni bekliyor. Bütün gece öylece geçti. Yoksa artık gitmek mi istiyorsun? Saat 1 oldu. Ona hediyesini vermelisin. Ona hediye aldın mı, almadın mı? Hiçbir şey almadım. Bunu unuttum galiba. Unuttun mu? Baksana ne söyleyeceğim. Hı? Evet, söyle. Bu aralar düşünüyorum da sanırım Nagin'e yaptıkların için pişmanlık yaşıyorsun. Ve onu özlüyorsun. Aklını kaçırmış olmalısın. Ben o kızı özleyeceğim, öyle mi? O kız ona olan aşkımla alay edip beni herkese rezil etti. Ondan sadece nefret edebilirim. Bence kendini kandırıyorsun Sultan. Eğer bu doğruysa neden Nermin'e gitmiyorsun? Ben senin arkadaşınım. Seni çok iyi anlıyorum. Pekala. Şimdi şuna bak. Ne yapıyorsun? Ne bu şimdi? Bekle. Ona düğün fotoğraflarımı gönderiyorum. Hayır, bu yanlış, sakın bir yapma. Bir dakika, sadece bu da değil. Ona sesli bir mesaj göndereceğim. Nagin! Senden nefret ediyorum. Hem de hiçbir şeyden etmediğim kadar. Evet, ona sesli mesaj gönderdim. Peki şimdi bana inandın mı? Buna ne diyebilirim ki?
Nagin! Senden nefret ediyorum. Hem de hiçbir şeyden etmediğim kadar. दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया जो फिर उसी को छोड़ भी दिया है लगा गले tamam bu kadar yeter hadi gidiyoruz kalk gidelim hadi tamam. hadi gidiyoruz yürü hadi tamam, hadi, tamam, hadi kalk kalkıyorum. Kalk hadi. Tek başıma da kalkabilirim dikkat et Gel hadi. Tamam. Neden yüzünü saklıyorsun? Önce bana hediyemi ver. Buna inanamıyorum. Senin için bir elmas set sipariş etmiştim ama maalesef hala teslim etmediler. Dediklerine göre ancak yarın gelebilirmiş. Bu da yüzüm kapalı uyuyacağım anlamına geliyor. Ne demek istiyorsun? Ben yüzünü görmek istiyorum. Gerçekten harika görünüyorsun. Tıpkı hayallerimdeki gibi. Ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sana çok acı çektirdim. Lütfen yüzünü saklama benden, hadi. Beni bundan mahrum etme. Gerçekten çok güzelsin. Güzelliğini saklama benden. Nagin, indir ellerini. Seni seviyorum Sultan. Seviyor musun?
Beni seviyor musun Sultan? Evet, seni seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.